Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çökertme kebabı yapacağız. Namı değer Bodrum kebabı. Bu yemeğimiz Muğla yöresine ait bir yemektir. Evet arkadaşlar, hep beraber yemeğin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak patatesimizle başlıyoruz. Mandolin rendesini kullanıyorum ben. Elimde mevcut olduğu için, ama elinizde rende yoksa size göstermek için şey yapayım. Normal normal soyacakla da yapabilirsiniz şöyle yavaş yavaş. Zamanla o zaten. Arkadaşlar patateslerimizi böyle ince yaptıktan sonra bunları kibrit şeklinde doğrayacağız. Evet arkadaşlar, patateslerimizi kibrit gibi doğradıktan sonra 3-4 defa temiz suyla yıkıyoruz ve en son içerisine su dolduruyoruz. Su doldurduktan sonra da bir 10 tane kadar buz atıp dolaba atıyoruz. 2 saat, 3 saat ortalama dolapta bekletiyoruz. Ondan sonra kızartma işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar, yemeğimizin yoğurt sosunun yapımına geçtik. Süzme yoğurt ve normal yoğurt kullanacağız. Şöyle ilk önce süzme yoğurdumuzu koyuyoruz. 2,5 yemek kaşığı. İki yemek kaşığı da normal yoğurdumuzu koyduk. Bir çay kaşığı nane. Bir çay kaşığı kekik. Hatta 1,5 yapalım bunu. 1,5 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı kadar tuz. 2 tatlı kaşığı kadar da sarımsak yağı. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi çırpıyoruz. Çırptıktan sonra yoğurt sosumuz hazır. Arkadaşlar şimdi domates sosumuza geçiyoruz. Şöyle gene 2 tatlı kaşığı sarımsak yağı. Arkadaşlar yağımız biraz kızdıktan sonra domateslerimizi koyuyoruz. Tuz ekledim, peşine de karabiber ekliyorum. Ve su ekliyorum. Bir buçuk çay bardağı kadar su ekledim. Kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, domateslerimiz iyicene çektikten sonra ocaktan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Domates sosumuz hazır. Evet arkadaşlar, patatesimiz 3 saat dolapta bekledi. Dolaptan çıkardık. Çıkardıktan sonra süzdürüyoruz güzelcene. Bir 5-6 dakika kadar süzdürelim. Patateslerimizi kızgın yağımıza atıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patateslerimiz çok ince ve çıtır çıtır oldular. Tam istediğimiz gibi.
Evet arkadaşlar, şimdi etimizi yapıyoruz. Tavamızın içindeki yağ ısındıktan sonra etlerimizi koyuyoruz kavurmaya. Güzelce kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, et suyunu çekene kadar kavurdum. Et suyunu çektikten sonra sarımsak yağı koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar. Ondan sonra tekrar kavurmaya birazcık daha devam ediyorum. Şu an etimiz hazır. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizin sunumuna geçiyoruz. İlk önce hazırladığımız yoğurt sosu tabağın altına koyuyoruz. Şöyle. Birazcık şöyle yayıyoruz. Evet. Sosumuzu sürdükten sonra patatesimizi koyuyoruz. Evet, patatesimizden sonra etlerimizi koyuyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, en sonunda üzerine şöyle domates sosumuzu da döküyoruz. Yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar, bir tarifin daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oldu. Bu yemeği yapmaktan çekinmeyin evlerinizde. Kolay bir yemek. Zaten benim de amacım videolarımdaki amacım sizlere evinizde daha rahat nasıl yapabileceğiniz restoran yemeklerini. Umarım yaptığım yemeği beğenirsiniz. Siz de evlerinizde denerseniz yorumlara mutlaka yazmanızı bekliyorum. Başka yapmamı istediğiniz tarifler varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.